Resulullah'ın şehit edilmiş olma ihtimali de var. Yani humma falan diyorlar ama ben Allah-u Alem şehit ettiler gibi geliyor bana. Yani zehirlenme gibi görülüyor. Çünkü o kadar münafığın kaynadığı bir ortamda peygambere karşı makul bir davranış içinde olmaları çok zor. Onun için o konuyu tabii ayrıca inceleyeceğiz. Bakacağım o konuya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Fethi'nde bir kadın tarafından ikram edilen etle zehirleniyor. Bu zehirlenmeden sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlık sorunları çok artıyor. Çok güçlü bir zehir veriyorlar. Kendisinde diyor ki dünya tatlısı dedem bu zehirden muzdarip oldum ve beni şah damarımdan vurdu diyor. Yani çok tahribat yapıyor vücudunda. Bu olaydan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vücuduna sürekli kan aldırıyor. Bunun nedeni zehrin etkisini azaltmak. Yani kanından o zehrin atılmasını istiyor. Normalde tabii kanının tamamen yıkanması lazım. Şu anki teknoloji yok. Yoksa kan verilir. Kan bir yandan alınır. Kan tamamen yıkanabilirdi. O dönemde kanın akışkanlığını sağlayarak zehirden kurtulmak için uygulanan bir yöntem o. Yani vücut sürekli kan ürettiği için o hastalığı azaltacağını düşünüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan sonra pek sağlığı düzelmiyor. O yüzden zaten o yönüyle de şehit. Çünkü zehrin etkisiyle vefat etmiş oluyor. 3,5 yıl sonra vefat ediyor. Zehirle. Kardeşim etrafını koruman yeterli değil. Yani ben sonra anladım olayı. Bir acayip ya kardeşim yemek geldiğinde önce sen ye. Niye doğrudan peygambere veriyorsun? Değil mi? Peygamberin yemek yemesi çok hayati bir şey. Yersin hatta bekle 2 saat kadar. Yani vücuduna nasıl etki ediyor bakarsın ondan sonra peygambere ikram edersin. Zaten bu sistem olduğunu bilirse adam yemeğe zehir niye koysun? İlla ki belli olacak. Bir de önüne gelen girip çıkıyor eve. Onun için izin almadan gelmeyin diyor Allah ayette. Pencereden girmeye kalkan var. Pencereden girmeyen kapıdan. Çok zor ya peygamberimizin zor. Allah korudu yani maşallah. Peygamberimizi zehirleme işini meşhur Yahudi Selam bin Mişkem'in karısı Zeynep üzerine aldı. Plan gereği bu kadın bir koyun eti kızarttı. Efendim. Ve her tarafını güçlü bir zehirle zehirledi. Güçlü zehir etin her tarafını sürüyor. Peygamber Efendimizin hayvanın kol ve kürek etini daha çok sevdiğini öğrendiği için o kısımlara daha çok zehir sürdü. Kızartılmış kebap edilmiş zehirli koyunu alıp getirdi. Ey Ebul Kasım, bunu sana hediye ediyorum diye Peygamber Efendimizin önüne koydu. Bak uslup da çok münasebetsiz. Resul-i Ekrem tabi kırmak istemiyor. Etin sevdiği kürek kısmından bir lokma aldı. Fakat yutmadan sahabilere ellerinizi çekin diyor hemen. Ağzına aldığında zehri. Bu et zehirli diyor. Hemen anlıyor. Herkes elini çekti. Sadece Bişr bin Berra Hazretleri ağzına aldığı lokmayı yutmuş. O zehirlenerek şehit oluyor. Peygamber Efendimiz bu plana alet olan kadını zuhura çağırdı. Tabi ağzına aldığında da dil altından vücuda dağılıyor zehir. Yani ağzına almış olsa da mesela yılan zehrinde de öyle Allah sevgesin. Ağzına zehir almasıyla o dilin alt kısmında çok ince damarlar var. Oradan kana karışıyor. Kadını yanına çağırıyor. Kadın suçunu itiraf ediyor. Yani niye bunu yaptın diyor Peygamber Efendimiz. Bunu neden yaptın sorusuna şu cevabı veriyor. Babam şu cevabı veriyor. Babam, amcam, kocam ve kardeşlerim hepsi savaşta öldüler. İntikam için yaptım diyor. Peygamberimizin diş etlerine de etki ediyor zehir. Yani diş etlerinin de kızarma ve şişme meydana geliyor. Diyor ki Enes, ben bunu zehirlenmenin alametini Resulullah'ın diş etlerini görüp bilmeye başladım. Yani çok güçlü bir zehir sürüyor. Oradan kana geçtiği anlaşılıyor işte dişlerinden ve işte genel ağız mukozasından. Fakat Peygamberimiz buna rağmen bu kadını affediyor. Bir şey yapmayın diyor. Ya yani normalde
Belli cezası. Onun için yani küfür uyumaz. Çok dikkatli olmak lazım. Mesela o kadının Peygamberimizin ne tür bir etten hoşlandığını bilmesi de öyle kolay bir şey değil. Onu münafıklar haber vermiştir kadına. Yani işbirliği yapmışlar. O demişlerdir kol kısmını seviyor. Haber ne olsun? Yeme şeklini de öğrenmişlerdir. Ne, mesela nasıl ısırıyor, nasıl yiyor? Çünkü ilk Resulullah'a yediriyorlar. Ahlaken ve edeben öyle olması gerekiyor. Tabii ki çok yanlış. Önce kendileri yemesi lazım. Sonra Resulullah'a yedirmeleri lazım ama bir adettir. Önce büyükler, en değerli olanın yemeye başlaması istenir. O yemek yemeye başlamadan başkaları yemez. Halbuki Peygamberimizin güvenliği açısından tam tersinin yapılması lazım. Hatta 2 saat öncesinden, 2,5-3 saat öncesinden yemesi lazım. Kişinin kanına da geçsin. Eğer zehirlenme alameti varsa görülmesi açısından. Ama Peygamberimizin mesela basiretinin yüksekliği daha ağzını alır almaz hemen bırakın diyor, bu et zehirli diyor. Herhalde yılan zehri koydular ki çok şiddetliymiş etkisi. Sahabi yer yemez ölüyor. Yani tek lokmadan ölüyor. Güçlü bir yılan zehri koymuşlar. O dudaklarında, dişinde falan da çok ciddi kızarma yapmış. Reaksiyon meydana getirmiş. Ağız içinde de tabii çok şiddetli reaksiyon meydana getirmiştir. Damarlarımda hissediyorum demiş Peygamberimiz. 63 yaş normalde genç bir yaş. Tabi orayı için uzun bir yaş sayılır ama o bölge için yine de genç. Ama hayırlısı olmuş Cenab-ı Allah tabi. Hayırlı olanı söylüyor. Cebrail zaten son kere giriyor. Mukabele yapıyorlar. Peygamberimize defalarca mukabele yaptırıyor. Kur'an'ı ezberden okutturuyor. Diz dizde oturuyorlar biliyorsunuz mukabelede. Peygamberimize Cebrail. Yani dizleri birbirine karşı gelecek şekilde oturuyorlar. Peygamberimiz tekrar ediyor, o doğru diyor. Peygamberimiz tekrar ediyor, o doğru diyor Cebrail. Hep öyle mukabelede. Peygamberimiz de diyor, sen istersen götürelim diyor. İstersen bir süre daha kal diyor. Ama bir anlamı yok da Peygamberimizin kalmasının. Peygamberimiz gidelim diyor, maşallah. Çünkü Allah'ı özlemiş, o Allah'ı özlemiş. Ya dünyada bir şey yok. Zor bir ortam. Allah'tan davet varsa bitti. Cenab-ı Allah muhayyer bırakıyor. Cebrail'in kanalına söylüyor. İsterse bir süre daha kalsın diyor. Yani varsa hani bir eksik şey, o düzelteceği bir şeyler varsa bir süre daha kalabilir. Ama gelmesini istiyorum diyor Cenab-ı Allah. Peygamberimize gidelim diyor. Zaten ölüm anı bilmesi çok büyük, harika. Elini yukarı kaldırıyor. Refik-i Ala'ya diyor. Yani Allah'ım Refik-i Ala'ya diyor. O kadar. O anda canı alınıyor. Ama zehirden olduysa şehit olmuş olur Peygamberimiz. Ki öyle gibi görünüyor. Yani zehrin etkisi uzun da sürse fark etmez. Yani o bir saldırı çünkü. Bak Peygamberimiz diyor. Ya Resulat diyorlar, bu rahatsızlık görülmüş bir şey değil diyorlar. Bu neden olmuş olabilir diyorlar. Peygamberimiz yani hasta yatan işte vefatından çok az önce ben bu hastalığımın Hayber'de yemiş olduğum zehirli koyun kebabından ileri geldiğini sanıyorum diyor. Peygamberimiz. Tabi vahiy ile bildirilmiyor ama Allah alem o. Dolayısıyla şehit olmuş oluyor tabi. Ama çok şey mesela sahabeden gereksiz o şey. Mesela diyor ki ya Resulallah humman ne kadar şiddetlidir diyor. Mesela ateşini hissediyorlar. Ya hastaya böyle söylenir mi? Onlar da açıklama yapmak durumunda kalıyor Peygamberimiz. Bize iptila böyle ağırlaştırılır diyor. Yani peygamberlerde daha zorlu olur diyor. Ecrimiz kat kat verilir diyor. Sevap olması için. Yani bu denecek söz mü ya? Hasta gidiyor. Aa ya lan rengin benzin solmuş. Ne oldu sana böyle? Ya hastaya böyle denir mi ya? İyi gördüm seni. Toparlamışsın dersin.
Ya çok acayip böyle. Hasta ziyareti diye bir şey bilmiyorlar ya. O sana ne oldu böyle ya diyor. Elinin kör oldu sana. Ne demek yani? Hastaya böyle denir mi? Hakaret eder gibi bir laf. Sağlıklı olmuşsun, iyi olmuşsun dersin. Ne gerek var yani? Ne fayda sağlayacak bunu söylemen? Onları sakinleştirmesini bekliyorlar. Ya sen onu rahatlatacaksın. O seni değil. Kadın şöyle diyor. Peygamberimiz niye yaptın diyor bu zehirlemeyi. Eğer gerçekten bir peygambersen sana haber verilir diye düşündüm diyor. Dolayısıyla zarar gelmeyeceğini düşündüm diyor. Eğer peygamber değil de bir hükümdarsan kendimizi ve insanları senden kurtarmak için yaptım diyor. Halbuki zaten ilk lokmada hemen anlıyor. Ağzını alır almaz geriye koyuyor peygamberimiz. Ama peygamberin sanki imtihan olmadığını düşünüyor. Olur mu her an her şey sürekli vahiyle bildirilecek? O da insan imtihan oluyor. Ne kadar mantıksız laf yani. Her şeyi Tabii. Doğru söylüyorsun tabii. Hiçbir peygamber şehit edemezsin. Geliyorlar dersin şehit etmeye. Saklan der, saklanır. Bilmiyor peygamberler. Mesela Hazreti Zekeriya o kütüğün içine girdi. Allah der, vahiy eder. Sakın kütüğün içine girme, seni yakalarlar. Şuraya saklan der. Değil mi? Ama kütüğün içinde. Allah'tan başka baki olan yok diyor. Allah'tan başka baki olan yok diyor. Sürekli bu zikri çekerek testereyle bölüyorlar. Zekeriya Aleyhisselam'ı ortadan kesiyorlar. Şehit oluyor. Yahya'yı da mesela kadın sırf kendi azgınlığı için, şımarıklığı için adamlar içmiş sarhoş böyle kepazelik paçalardan akıyor. Benden ne istersin diyor kadına yaranmak için. Bana diyor Yahya'nın kellesini getir diyor. Adam içmiş sarhoş tabii kepaze herif. Getirin Yahya'nın kellesini diyor. Hapishanede kesiyorlar başını mübareğin. Tepsiyle getirip koyuyorlar önüne altın tepsiyle. Kadına diyor al diyor bak kestim getirdim diyor. Bu. Yani imtihan denilen güzellik herkes için geçerlidir. Olur mu o zaman müminlere de müminlere haber oluyor mesela şehit olurlarken. Mesela Güneydoğu gazilere Cenab-ı Allah bildirse PKK seni vuracak yana çekilirse vuramaz. Haberi olmuyor. Giydiği elbisenin eteğinden bir parça ağacın dışında kalıyor ağaç saklandığı kütüğün. O köpekler onu görüyor. Durumu anlıyorlar. Ağacı kesmeye karar veriyorlar. Ağacın içinde bulunan Zekeriya Aleyhisselam da birlikte, ağaçla birlikte kesiliyor, şehit oluyor. Kumaşı niye dışarıda bırakıyor Allah? Şehit olması için. Allah isterse. Yani kumaş niye göstersin Allah ya? Zaten bir mantığı da yok. Çeker eteğini toplar. Çıtında çıkarmıyor. Hakikaten fark edemezler. Aslında mükemmel bir saklanma yapmış. Basar geçerlerdi ama orada eteğini görünce dışarıya çıkmış olarak eteğinden parça. Hiç ses çıkartmıyorlar. Sadece testere getirtiyorlar. Çok alçaklar. O onun cennete gitmesinin önemli vesilelerinden bir tanesi. Bak, Ya Rabbi senden başka baki olan yok diyor sürekli. Ya Rabbi senden başka baki olan yok diyor. Hazreti Zekeriya bu şekilde şehit oldu. Hazreti Yahya'nın başını keserek şehit ettiler. O kadının istemesi üstüne işte alkolik anlattım ya. Adam içmiş. Kesin kafasını getirin diyor. Kesip getiriyorlar. Acı çekmez şehit. Acı çekmez. Zaten o zikri yapamaz. Ya Rabbi senden başka baki olan yok. Nasıl desin?